Ne zamandır buradasın sen? 5 ay. 5 ay. Gün ışığı görmeden. Haftada 2-3 defa dışarı çıkartırlar. Burada insan ismini bile unutur. Yakov. Anlamadım. İsmim Yakov. Ya seninki? Amos. Bu oyun hakkında bilmem gereken bir şey var mı? Mesela ne zaman oynayacağız? Bugün mü? Burada başka yatak görüyor musun? Bu da ne demek? Burada sadece ben yaşıyorum. Bugün oynayacağız ve bitecek. Beni kampa geri mi götürecekler? Sana bir soru sordum. Sana bir soru sordum dedim. Peki, çok merak ediyorsan anlatayım. Bu oyunda kaybettiğin her taş için bir ceza var. Kaybettiğin taşın önemine göre başımızda duran bir asker onun karşılığı neyse uyguluyor. Nasıl? Eğer piyon kaybedersen cezası tokatlanmak. Bir süre sonra piyon kaybetmek istemiyorsun. Eğer at kaybedersen dişlerini kırıyorlar. Vezirini kaybedince cezası ayak baş parmağının kesilmesi. Kaybedenin cezası da ölüm oluyor. Tanrım, bu delilik. Ben nasıl bir cehennemin içine düştüm böyle? Ya kazanan? Bırakılıyor mu? Hayır. Kaybedene kadar devam etmek zorundasın. Kazandığın her maç için sıcak banyo ve yemek var. Güzel yemek. Et. Yani sen 5 aydır hiç yenilmedin, öyle mi? Ne yazık ki. Ama keşke yenilsem. Ölsem ve bu işkence bitse artık. Ben onların favorileriyim. Başlarda bu sefer yenilecek, bu sefer kazanacak diye üstüme bahis oynarlarmış. Sonra bakmışlar ki ben hiç yenilmiyorum. Onlar da vazgeçmiş. Kaçmayı başardı. Uzağa. Başka bir ülkeye. Orada güvenlikte. Bunun için bütün birikmiş paramı kullandım. Ayrılırken döneceğime söz vermemi istedi. Vermek zorunda kaldım. Döneceğim, merak etme dedim. Bir sevgilim vardı. O da ailesiyle kaçmaya çalışırken yakalanmış. Kurşuna dizmişler. Üzüldüm. İnan. Onunla evlenmeyi düşünüyordum. Bunun için uygun bir zamanı bekliyordum. O çok istekliydi. Evlenmek istiyordu. Çocukları olsun istiyordu. Bana bu konuyu her açtığında geçiştirdim. Neden? Bilmiyorum. İnsan zaman bol diye düşünüyor. Ama değil. Öleceğini ya da savaş çıkacağını düşünmüyor insan. Düşünmeli. Ben ona evlenme teklifimi sürpriz bir şekilde yapmak istiyordum. Ne oldu peki? Bilmiyorum. Nedense bu kargaşa başladığında bile söyleyemedim. Hep bekledim, hep bekledim. Bana o hiç ölmezmiş gibi geliyordu. Nasıl olsa kaçmayı başarır, ben de peşinden gider onu bulurum diye düşünüyordum. Öldüğü haberini alınca ağlayamadım bile. İnanılmaz geldi, şaka gibi. Eğer evlenme teklifimi duymuş olsaydı, en azından ölürken onu sevdiğimi bilirdi. Hayat bazen çok anlamsız geliyor bana. Yapmak zorunda olduğum bir şeymiş gibi. Ama yine de çok güzel. Çok. Ve bazen öylesine anlamlı ki. Anlayacağın, ikimizin durumu da birbirinden pek farklı değil.
mektubu alıyorum. Üzerinde gittiği yerin adresi yazılı. Bunu onayla lütfen.